Merhabalar, bugün sizlere yıldız şehriye salatası yapacağım. Görüntüsü çok güzel oluyor. Şu şekilde yıldız şehriyeler kullanacağız. Böyle. Şimdi ben her zaman kavurarak yapıyorum şehriyelerimi. Haşlayabilirsiniz de ama haşladığınız zaman biraz daha yapış yapış oluyor. O yüzden ben çok az sıvı yağda haşlıyorum, kavuracağım. Şöyle 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. 1 su bardağı şehriyemi atıyorum. Ve pembeleşene kadar bu şekilde kavuracağım. Kısık ateşte kavuralım. Birden yakmayalım. Bu şekilde kavuruyorum. Evet, yıldız şehriyelerim kavruldu. Hafif pembeleşti gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu salatamı tavuklu yapacağım. Zamandan kazanmak için tavuk göğsünü haşladım. Bu şekilde küçük küçük böldüm. Buraya şimdi su ilave edeceğim ama 1 su bardağını tavuk suyu ilave edeceğim. 1 su bardağını da normal su ilave edeceğim. Hadi daha lezzetli olması için. Şimdi bir bardak su, tavuk suyumu ilave ediyorum. Evet, şimdi ikinci bardağımı ilave ediyorum. İkinci bardağım normal su, kaynamış su. Tuzunu ilave edeceğim. Ve pişmeye bırakacağım. Biraz da salataya tuz ilave edeceğim için bir çay kaşığı kadar attım. Şimdi tavamın ağzını kapatacağım. Ben bu arada yeşilliklerim var. Maydanoz, yeşil soğan, kırmızı kapya biber kullanacağım, turşu. Bunları doğrayıp hazırlayacağım. Şehriyelerim pişene kadar. Evet, şehriyelerime bakıyorum. Artık suyunu çekti. Gördüğünüz gibi. Şimdi ocağımın altını kapatacağım. Ve yarım saat demlenmesi için aynı pirinç pilavı yapar gibi bekleteceğiz. Şimdi yarım saat bekliyorum. Evet, yıldız şehriyelim artık soğudu. Bu şekilde bakın. Arada karıştırdım. Bir de kavurduğum için tane tane kaldı. Şimdi üzerinde tavuk etimi ilave ediyorum. Bu şekilde küçük küçük parçaladım. Tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. But da kaynatıp koyabilirsiniz isterseniz ama göğüs daha iyi oluyor bu salata için. Şimdi yeşilliklerim var. Maydanozum, yeşil soğanım, kornişon turşum, kırmızı kapya biberim ve mısır kullanıyorum. Aslında salatanın içerisinde koyacağınız şeyler sizin sevdiğiniz, evinizde olan malzemeler. Yani bu kısım size kalmış. Bunları ilave ettim. Rengarenk bir salata oluyor. Şimdi bir adet limon suyum var. Limonumu sıktım. Suyunu ilave ettim. Yarım çay bardağı zeytinyağım var. Bunu ilave ettim. Bir miktar da tuz atacağım. Tuzu fazla kullanmıyorum. Zaten şehriyeleri haşlarken atmıştım. Çok az attım. Şimdi iyice karıştırıyorum salatamı. Evet, karıştırdım. Gördüğünüz gibi rengarenk, görüntüsü çok güzel bir salata oluyor. Hanımlar günlerinde yapabilir. Şimdi servis tabağıma alacağım. Çok da bereketli bir salata aslında. Hepsinden azar azar koyduk malzemelerin. Şimdi hepsini servis tabağıma alacağım. Evet, salatamın son hali bu şekilde. Nefis görünüyor. İnşallah siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.